Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda Balıkesir'in Sındırgı ilçesi farklı bir etkinliğe sahne oldu. Öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla Balıkesir Caddesi genelinde atık toplama çalışması gerçekleştirildi. Öğrenciler ve protokol üyelerinin katılımıyla Balıkesir Caddesi genelinde atık toplama çalışması gerçekleştirildi. Halk dilinde çöp olarak nitelendirilen birçok ürünün atık olduğunu ve dönüşüme kazandırılabileceği bilgisi verildi. Özellikle ileri dönüşüm tekniklerinin kullanıldığı Akpınar Yaşam Merkezi'nde dönüşüm atölyelerinde çeşitli eğitimler verilirken gazete atıklarını getir, hediyeni al kampanyası da gerçekleştirildi. Özellikle gazete kağıtlarının birer sanat eserine dönüştürüldüğü Akpınar Yaşam Merkezi'nde kullanılmayan çarşaflar, kumaş parçaları da moda kıyafetler, evlerde kullanılabilecek çeşitli ürünler haline getiriliyor. Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ve İlçe Kaymakamı Zafer Oktay da sokakları süpürdü, öğrencilerle birlikte atık topladı. Sındırgının daha temiz olması, atıkların en güzel şekilde değerlendirilerek kullanıma kazandırılması adına her geçen gün daha fazla projenin faaliyete geçirildiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Burası doğal şehir Sındırgı. Doğal şehir Sındırgı'da çevrenin tertemiz olması konusunda yapılan çalışmalar her geçen gün artıyor," dedi. Bizler de Avrupa Atık Azaltma Haftası etkinlikleri kapsamında bugün ilçe kaymakamımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve belediye personelimizle birlikte esnafın önünü dolaştık. Sokaklarda birlikte çöp topladık ve farkındalığı oluşturmaya çalıştık. Bu temiz olan şehri daha temiz hale getirmek hepimizin görevi olduğunu onlara vermeye çalıştık. Ve Akpınar Yaşam Merkezi gibi bir merkezimiz var. Burada 600'e yakın kadınımız da atık diye düşündüğümüz ama atık olmayan ürünlerden geri dönüşümle sıfır atık kapsamında önemli ürünler üretiyorlar.